Merhaba arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ulan bu ne? Her gün farklı motorla vlog geliyor. Bu ne kardeşim diyeceksin yani. Ya benim motorda ufak bir yapılması gereken bir şey vardı. O sebepten dolayı servise bıraktım Mototaş'a. Ondan sonra ben de dedim ki boşta kalmayayım. Oradan bir tane motor aldım. Ne aldım? XMAX 400 aldım. Yani motor dedim, bana bir tane tekne verdiler. Ufak çaplı. Bununla gidiyoruz geliyoruz. Bagaj zaten var ya, bagaj hani tekne dedim ya, gerçekten tekne. Böyle değişik, kocaman, alışık olmadığım bir hendek var burada abi. Böyle biniyorum buna. Kapattın ayaklıkları. Bak şu an gidiyor, sıkıntı yok. Bunu böyle çekiyorsun. El freni. Bak gitmiyor. Niye? Çünkü el freni. Basit ama açıklayıcı. Gitmiyor çünkü el freni var. Bugün günlerden salı. Dün çok güzel bir vlog çekmiştim aslında ama gerizekalıyım. Kameranın mikrofonunu takmayı unutmuşum. Ondan önceki günde hafta sonu pazar günü. Pazar günü de hafıza kartını takmayı unutmuşum. İyice deli ettik kendimizi, iyice. Yani bunları inceleme için almıyorum. Keyfe keder gezmelik, binmelik, sürmelik alıyorum. Ama bu biraz daha tesadüfi oldu. Nasıl oldu? Benim motordan bir parçanın takılması gerekiyordu. O sıra işte şeye bıraktım, servise bıraktım. Dedim bırakmışken de bunu alayım. Bir iki gün gezeyim, süreyim falan filan dedim. Ama ben görmeyelim, teknoloji bayağı gelişmiş. Yani gerçekten bayağı gelişmiş. Ben yetişemiyorum bu teknolojiye. Ben traction kontrollü motora daha yeni geçtim açıkçası. Daha yeni derken işte XSR'la beraber geçtim. Ondan önce Tracer 700'de yoktu. Ondan önce R25'te ABS de yoktu. Teknolojiye işte adapte olma çalışmaları falan. Bu motorda da baya bir değişik şeyler var. Yani ABS TC'si zaten standart. Ama onun dışında anahtarsız çalıştırma sistemi var. Lan motoru aldım, kontak arıyorum 10 dakika. Motorun üzerine kontak bulamadım. Sonra bir deneyim bakayım dedim, böyle çalışacak mı? Düğme, şurada bir tane düğme vardı, bastım. Ulan bir baktım motor açıldı. Sonra cebimden anahtarı çıkardım. Bir baktım ki kutu gibi bir şey var. He dedim, demek ki dedim bu dedim anahtarsız çalıştırma sistemi. Baksana abi, çamaşır makinesi gibi ya. Bu arada motorun rodajını yaptım abi 1000 kilometrede. Servis işi yandı. Buradan Mototaş'a selamlar, saygılar. Her türlü rodaj hizmeti verilir. Gönderin bize, yaparız. 3 günde yapılır, hemen teslim edilir. Şey diyordum ya, çamaşır makinesi gibi abi. Şuraya bak, bunu böyle çeviriyorsun falan böyle. On var, işte open var, off var. İşte 80 derece var. Beyazlarla yıkama 60 derece falan filan böyle. Beyaz giyiyorsan o gün, açık renk giyiyorsan beyazlarla sürüyorsun falan. Baksana abi, ciddiyim bak, çamaşır makinesi gibi böyle döndürmeli şeyi var. Böyle her yerden bir şey açılıyor. Geçen bunu böyle bir yere çevirmişim, yanlışlıkla şuna bastım, pıt dedi, burası attı böyle. Kapatayım dedim, kilitlerken böyle basılı tutup çeviriyorsun. Basılı tutmadan çevirmişim, bu sefer benzin kapağı attı falan. Şuradan bagajı açıyorsunuz. Bagaj dediğim bagaj değil aslında, bir küvet yani. Şunun altında bir küvet var. Bayağı küvet yani. İki tane kapalı kask sığıyor, artı ıvır zıvır eldivendir, yazlık montur bir şeylerdir, onların hepsini sığdırabiliyorum. Denedim, tecrübe ettim. Şunun içine yaz, sıcak yaz günlerinde su doldur, gir içine yat ya, o kadar büyük. Selamünaleyküm, kara bela geldi. Şimdi o dayının bagaja baktınız, Peugeot 206, bana bakmadınız. Bak samimi söyleyeyim, benim bagaj bu Peugeot'dan daha büyük olabilir. Çok enteresan bir motosiklet. Ama bu herhalde şeye hitap ediyor yani, gerçekten scooter seven insanlara hitap ediyor. XMAX 400. Çünkü hani ne bileyim ikinci bir motosiklet olarak alamazsın bu motosikleti. Ya da şehirde pratik olsun deyip işte ufak bir şey alayım diyeyim, alayım deyip alamazsın. Çünkü yeterince büyük, yani geniş motosiklet, uzun motosiklet, ağır motosiklet. Ha, kullanırken onu hissediyor musun? Hissetmiyorsun. Çok güzel aralardan, derelerden gidiyorsun ama yani sonuç itibariyle pratikliği tartışılabilir. Çünkü büyük motosiklet. Atıyorum hani ben scooter alsam, ikinci bir alternatifim olsa bunu değil de M-MAX alırım. M-MAX 155 çekim motor. Bu biraz daha hani level'ını, büyük cc'sini şeyden, full scooter'dan yükselten kişiler için daha uygun gibi. Rahatlık kısmı okey. Yayılıp yayılıp kullanabiliyorsun yani. Böyle ayakları uzatıyorsun. Böyle buraya böyle. Ondan sonra yok diyorsan işte ben uzatmak istemiyorum, böyle yapıyor, topluyorum falan. İstersen bağdaş kur falan. Her türlü şekle şemalde geliyor ama bana hitap etmiyor abi. Bana hitap etmiyor. Ondan sonra rüzgar sıfır. Ciddi anlamda sıfır yani, yok şuradan rüzgar gelmiyor. Hele bir de baktım böyle ufaktan bir alıyorsun, şöyle yap, sıfır. Ama şimdi tabi tamam, rahatlık okey, rüzgar yok okey. Ama bir yerde şimdi motosiklet kullanıyorsun, hani biraz da rahatsız olması lazım, biraz da o rüzgarı vurman lazım suratına. Zaten rüzgara çok önem versem işte Tracer 700'den XSR'a geçmezdim hani. Rüzgar konusunda biraz üzüyor gerçi, evet biraz rüzgar alıyor ama camı çıkardım ben. Hani bir de onun camı var, camını takarsan zaten çok daha güzel. Ama işte yani bana hitap etmiyor abi, bana hitap etmiyor. Neden bana hitap etmiyor? Bana rahat ve rüzgarsız değil, bana biraz rüzgarlı ve rahatsız motosiklet lazım. Şekil itibariyle hoşunuza gidecek motosiklet lazım. Takmıyorlar abi bunu. Bir de motosikletten saymıyorlar seni böyle yollarda. Bak görüyor musun? Buna ilgi yok. Scooter çilgi her yerde var. 50 binlik scooter ama dışarıdan bakınca da işte 50 binlik scootermışın gibi de hava yaratmıyor yani. Doblo Türkiye mi? Ya bir Doblo'yu keserken diğer önümüze geliyor abi. Ha diyor ki sinyal veriyorum diyor, bak birazdan diyor, ereceğim diyor hani. Haberin olsun diyor, sonra diyor ben diyor bunu savunmada kullanayım diyor. Doblo uyarı sistemidir o. Ona uyun yani, ona kafa tutmayın. Yol benim, bas, devam. Aa. Çünkü o sinyali veriyor, gelecek. Bakayım. 0,50 santim sağa çektin, ezer misin? Hemen gaz açayım. Bak olmuyor. Hemen gaz açınca kaçamıyorsun. O zaman şöyle puanlama yapıyoruz. Rahatlık okey. Rüzgar okey. Konfor okey. Yani rahatlık, konfor tabi aynı şeyler ama yine de ikisine de okey yani, kalabalık yapıyor gibisinden. Bagaj hacmi açısından okey. Doblo'dan kaçabilme özelliği. Kaçamazsınız. Bunda var ya, Doblo'dan kaçamazsınız. Ha şöyle bir şey var tabi. Kalıbı itibariyle Doblo'ya kafa tutar mısın bilmiyorum. Hani böyle yaklaşık 4 gün falan sürdüm galiba. Cuma akşamı aldım. Bugün salı işte. Ya genel olarak okey ama işte ben scooter yani vitessiz motosikleti çok sevmiyorum. Benzin tüketimi fazla geldi bana, bilmiyorum ama işte dediğim gibi o kalıp, o cüsseyle alakalı olabilir yani. Ben aldığımda gerçi 4.7 idi. Biraz böyle uzun yol falan yaptım. Uzun yoldan kastım Şile'ye doğru falan sürdüm. 4.2'ye falan düştü ortalama. Yaklaşık 2 gündür de şehir içinde sürüyorum. Kaç olmuş şu anda? 4.1. Demek ki benden önce kullanan arkadaş güzel tekere mekere gelmiş. Aslında o kadar da yakmıyormuş. Çünkü ben ilk aldığımda 4.7'yi görünce dedim lan benim XSR dedim 5.2 yakıyor zaten. 4.7 niye bu? Demek ki 4 litre falan yakıyor bu da. İyi lan, o zaman kötü değil ya. O zaman güzel. Neyse bu da böyle video olsun ya. Maksat video çekeyim dedim öyle. Belki scooter'a ilgisi olan arkadaşlar olur öyle. Gayri ihtiyari anlatayım dedim. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Öpüyorum, görüşmek üzere.